Çok güzel bir yere geldim. Çok güzel bir manzara var. Size burayı göstereyim dedim. Burada müze var. Müzeyi göstereyim size. Het Rembrandt Huis. Müzeyim. Müzesi yani. Rembrandt diye ressam vardı. 17. yüzyılda yaşıyormuş. Bu evde 20 sene yaşamış. Çok ünlü bir ressam Hollanda'da. Dünyaca ünlü. Evi orasıymış. Şimdi de müze. Onu göstereyim size dedim. Her şeyi göstermeye çalışıyorum size bu videoda. Ne görüyorsam. Bütün müzeleri göstermeye çalışıyorum. Yani siz de buralara gelebilirsiniz, gezebilirsiniz. Ben içlerine girmiyorum ama siz girebilirsiniz içlerine. Çok fazla müze var. Size söyleyeyim yani. Gezecek de çok yer var. Ben gezdikçe böyle video çekerim. Saat 7 oldu. Bayağı bir dolaştım. Bayağı da bir kalabalıktı. Yavaş yavaş sakinleşmeye başladı. Akşam olduğu için. Bu sokakları size çekmeliydim. Bu sokakları göstereceğim size. Dükkanların olduğu sokaklar. Bak mesela simit sarayı var. Ve dar sokaklarda göstereceğim. Steakleri. Onları size göstermemiştim. Bir tane öyle bir sokağa girelim. Göstereyim. Bak burada şeker satıyorlar. Şeker dükkanı. Abur cubur dükkanı. Her çeşit var. Sokaklar var. Her böyle geniş sokağın yanında öyle dar sokaklar oluyor. Kafeler falan oluyor. Bu da abur cubur dükkanı, şeker dükkanı. Bayağı büyük. Şuna bak. Burası Nieuwendijk'miş. Sokağın adı. Otobüsü gördünüz mü? Kaç kişi vardı otobüste, saydınız mı? Bayağı kalabalık otobüs. Yine Dam Meydanı'na geldik. Bu sefer akşam. Dolaştık aynı yere geldik. Niye bağırıyorsunuz? Bu sefer daha kalabalık ya. Dükkanlar kapanınca herkes buraya gelmiş o zaman. Çünkü öğlen dükkanların olduğu yerler kalabalıktı. Buralar sakindi. Şimdi tam tersi. Burada Rotterdam'daki gibi Çin restoranı var şeyde, suyun üstünde. Şu da bilim müzesi. Science Museum. Bakalım o tarafa doğru gidelim. Şurada tepeden bakabiliyorsun. Salıncaklar da vardı herhalde orada. Yanlış hatırlamıyorsam burada. Bakalım karşıya geçer miyiz? Şimdi bir gideyim bakayım oraya. O taraf Amsterdam'ın kuzey oluyormuş. Şuradan karşıdan karşıya geçebiliyorsun. Geliyor bir tane. Ben de onunla bir karşıya geçeyim. Gidelim oraya. Orada bir tane şey var, müze var. Ay müzeyim. Daha güzel binalar varmış burada. Oraya gidelim bakalım. Şu an feriye bindim. Karşıya geçeceğim. Karşıdan karşıya geçeceğiz. Orayı da görmüş olalım. Oraya bakarız, gideriz. Orayı da görmüş oluruz, geri döneriz. Bayağı kalabalık. Çoğu kişi bisikletle geliyor. Karşıdan karşıya geçiyor.
fazla yer olmadığından böyle tepeden çekiyor. Karşıya geçiyoruz. Evet, yaklaştık. Burada maske takmamız gerekiyor. Toplu taşıma olduğu için açık havada olmasına rağmen maske takmak zorunlu ama bazıları takmıyor. Görevliler bir şey demedi yani. Şimdi yanaşıyoruz. Şimdi açılacak. Şimdi Amsterdam'ın kuzeyine gelmiş olduk. Size şurada manzarayı göstereyim. Wow, buradan daha bir güzel gözüküyor ya. Çok güzel gözüküyor. Karşıda da tren istasyonu var. Karşıdan görünümü Amsterdam yazıyor. Şurada da böyle güzel manzara var. Bak sallanıyorlar. Gördünüz mü? Onu gösterecektim. Yakına gidemeyeceğim, fazla gezemeyeceğim. Yoruldum artık. Saat 8 oldu. Karşıya geçeceğim artık. Trene bineceğim. Rotterdam'a gideceğim artık. Size tren istasyonu da çekeceğim. Trenin içinde de çekerim. Trenle kart alırken filan da çekerim. İçeriye de görmüş olursunuz yani. İçeriği çekmemiştim sabah. İlk geldiğimde. Orayı da görmüş olursunuz. Trenin içinde çekince kapatırım videoyu. Önce bir karşıya geçmem lazım. Ne zaman geri gelecek bilmiyorum. 5 dakikaya gelir herhalde o da. Binip geri döneceğim. Merkez istasyonuna gidiyoruz. Amsterdam Central. Bakalım içeri girelim, bir bilet alalım Rotterdam'a. Her 10 dakikaya bir gidiyor tren. Fazla beklemeye gerek yok yani. Tren yolculuğu 40 dakika sürüyor. 40 dakikada Rotterdam merkezine varıyorsun. Şimdi içeri girelim. Tren istasyonunun içi. Alışveriş merkezi gibi. Burada trenlere gidebiliyorsun. Bayağı büyük biraz. Baksanıza. Şunlarda vesikalık fotoğraf çekebiliyorsun. 7 euroymuş. ATM'ler var. Havalandaki böyle dükkanlar var. Evet. Hollanda'ca diyelim. Ankle race, tek gidiş. Nereye gideceğiz? Rotterdam'a gideceğiz. Metin. Bilmiyorum ki. NS diyelim, daha ucuzmuş. Trail class olacak, ankle race olacak. 1 euro fazla alıyor. Sonra pin pass diyoruz. Sonra kartla ödeyeceğiz.
şeysiz, temassız yok mu? Kartımı sokayım. Kartımı soktum. Şifremizi girelim. Olmadı. Oldu. Kartı çıkar diyor. Çıkardık. Şimdi şuradan çıkarıyor. Bak, Amsterdam'dan Rotterdam'a diyor. 1 euro fazladan ödedik. Neyi ödedik tam bilmiyorum. 17,5 euro tuttu. Check-in yaparken ben diğer kartla da yapıyorsun zannediyordum da bununla yapıyormuşsun sadece. Bununla giriş yaptık şimdi. Şimdi Rotterdam'a nereden gidiyor ona bakmamız lazım. Şeylerden bakıyoruz herhalde. Şu dijital şeylerden. Ya da online bakmak lazım. Ben en iyisi online bakayım. Artık internetten baktım. IKEA'dan binmem gerekiyormuş. Şimdi IKEA'ya gideceğiz. Herhalde orada aynen. Intercity'ye bineceğiz. O Intercity direkte binemiyorum herhalde. Çünkü ben kart alırken o ucuz olanı seçtim. Direkte binmem yasak herhalde. Trenle ikinci defa geziyorum herhalde ben. O zaman onun için tam bilmiyorum. Normalde hep metro falan kullanıyorum. Metro, otobüs, tramvay. Burada maske takmak zorunlu. Bu 2A. Evet, trene bindik. Şimdi Rotterdam'a doğru gidiyoruz. Manzara izlemesi güzel oluyor. Güzel manzaralar olursa çekerim. Tam bir saat geçti, hala varmadık Rotterdam'a. 40 dakikalık yol normalde. Tramvay mı, tren mi anlamadım. Bu kadar yavaş gider mi ya? Baksana ne kadar yavaş gidiyor. Hep böyle gidiyor. Yavaş 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 yavaş. Az kaldı. Evet, Rotterdam'a doğru geldik. Van Gogh fabrikası var. Çok güzel. Evet, sonunda geldik Rotterdam'a. Eve gelmiş olduk. Yürüyen merdivenler çalışmıyor. Tren çok yavaş gitti ya. Arıza varmış. Arızadan dolayı uzun sürdü bayağı. Normalde 40 dakika sürecekti. 70 dakika sürdü herhalde en azından. Ve çok yavaş gitti. Rotterdam Central İstasyonu'na geldik. Bu videonun da sonuna geldik daha doğrusu. Umarım hoşunuza gitmiştir bu gezi videosu. Bu tür videolardan daha çok istiyorsanız yorumlarda belirtin. Gitmemi istediğiniz şehirler varsa, yerler varsa yazın. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Desteğiniz için teşekkürler. Hadi hoşça kalın. Bay bay.